Merhabalarım, ben Serdar. Five Nights at Freddy's 4'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi geçen bölümde bir yıldız aldık. 5 gecenin 5'ini de bitirdik. Şimdi 6. geceye başlayacağız. 6. gece birazcık daha farklıymış. Bu arada oyuna bir güncelleme geldi. Oyun 1.21 mi oldu? 1.21, 1.2.1 mi artık? 1.21 falan oldu. Bu güncellemede neyin değiştiğini hiç bilmiyorum. Daha önce bir güncelleme daha olmuştu. Onda animatroniklerin seslerini yükseltmişlerdi ki daha rahat duyabilsinler insanlar. Ama ve lakin şu andaki güncellemede ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir tane easter egg eklendi. Hikaye bağlı easter egg değil ama FNAF 5'i işaret eden bir easter egg. Her neyse. 6. geceye başlıyoruz. Şimdi 6. gecede şöyle bir şey varmış. 4'e kadar bu işte Chica, Foxy, Freddy ve Bonnie'nin işte en zor olduğu zamanlarmış. İlk 4 saat boyunca, son 2 saatte 4'ten 6'ya kadar olan zaman dilimi de Fred Bear geliyormuş. Fred Bear'a karşı savaşıyormuşuz işte. Savaşıyoruz ha. Ha, al sana Fred Bear, al bu anam için, al bu babam için, bu da kardeşim için falan. Bu bayağı uzattım şaka, espri yapabilirsiniz. 4'ten 6'ya kadar da Fred Bear'i içeri almamaya çalışıyoruz. Artık Fred Bear'i def etmeye çalışıyoruz. Defol Fred Bear, defol. Her neyse, başlayalım. Uzun süredir bu gece. Ama hikayenin tamamlanması için şart, daha hikaye bitmedi. Hani Freddy bir ısırıyor şeyi, öyle bitmiyor da hikaye, daha devamı var. Ve ilginç bir devamı var. Hadi bismillah. Lan hemen girdin mi? Hemen girdi şerefsiz. Bu ne biçim hız? Bu ne hız kardeş? Oha! Kalp sesinden duyamıyorum. Kalbim çarpışından duyamıyorum. Bu gerçekten nefes alışveriş verme meselesi. Şuna bak. Seni bir kapatalım. Freddy'ler çoğaldı. Olmadı. Güzel. Gidin gidin gidin. Chica geldi. Hadi bakalım. Bekleyeceğiz biraz. Fox ile fazla duruyorum ya. Şuna fark ettiyseniz bilmiyorum ama nefesimi tutuyorum. Heyecandan. Bekleyeceğiz. Ulan çok duruyorum ya. Geri dön. Dört olsun. Dört olsun. Dörtte kurtaracağız vallahi. Hadi bismillah. Foxy'yi birazcık kapatalım.
Chika'yı def etmemiz lazım. Freddy. Hadi saat 4 olsun. 4 olsun. Bonnie geldi. Saat 4 olursa bunlardan kurtulacağız. Sadece Golden Freddy ile uğraşacağız. Hey Fred Bey, affedersiniz. Aha. Nereye gidiyor bu ya? Oy, sol taraf, sol taraf, sol taraf. Sol tarafa geçti bu sefer. Sağ tarafa mı geçti gene? Çok hızlı hareket ediyor. Hadi saat 5 oldu, iyi gidiyoruz. Ulan çok koşuyor ya. Hadi bismillah. Tamam, sağ tarafta mı acaba diye düşünüyorum. Yo. Sol tarafta mı? Sağ tarafta, sağ tarafta, sağ tarafta. Yo. Nerede bu? Hayır, 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 hayır. Git, 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 git. Ha. Bu ne ulan? Bu ne oğlum? Teşekkürler yukarıdaki adam, süpersin. Oo. Ahbapların gücü budur. 146 milyon. Oy canım benim. Neden böyle futbolcular gibi forma bu. Neden tişörtümü yapıyorum anlamadım. Beni duyabiliyor musun diyor Golden Freddy. Golden Freddy'dir o bana göre. Beni duyabiliyor musun? Ha. Ben duyup duyabildiğini bilmiyorum. Eğer beni duyabiliyorsan bilmiyorum. Özür dilerim dedi. Isırmıştı ya çocuğu Fred Bear. Ay! Dur şunu girmem lazım. You're broken diyor. Kırılmışsın. Aa! Bizler senin hala arkadaşlarınız diyor. Aa, çok da güzel. Foxy kayboldu bu arada. Chica da kayboldu. Hala buna inanıyor musun? Ben hala buradayım. Aa, çok hikaye çok şey ama ya. Çocukla çok özdeşleşmiştik. Bu çok şey yapıyor, etkiliyor insan duygusal olarak. Ben hala buradayım diyor. Freddy de gitti. Seni baştan birleştireceğim. Parçalarını baştan birleştireceğim. Dedi Golden Freddy. Aaa. Sesi duydunuz mu? İki yıldız olduk bu arada. İnsanların şey kalbi durduğu zaman çıkan ses çıktı. Çocuk öldü o zaman. Aynen, çocuğun kalbi durdu. Ahbaplarım, cuma gününü bekleyin. Cuma günü inşallah yetiştirebilirsem yetiştirmeye çalışacağım. Bomba gibi bir gizem videosuyla karşınızdayım. Five Nights at Freddy's 4 gizemiyle karşınızda olacağım. Bundan sonra oynayabileceğimiz 2 gece daha kaldı. Bir Nightmare kabus. 2 de şey 20-20-20-20 modu. Onu nasıl açacağımı öğrendim. Nightmare'in neye benzediğini pek bilmiyorum şu anda. Ekstra da bir şeyler açıldı mı acaba?
Neler var şu anda ekstrada? Nightmare'e artık girebiliyoruz. Fun with Plush Trap. Ha, bunu artık oynayabilirmişiz. Sıkıntı yok, ses o kadar yüksekliğiyle jump scare'lere girmemize gerek yok. Fred Bayer'in yapımı diyor. Böyle. Bak bak. İlk önce bir top yuvarlak yapıyor, tamam mı? Bu top yuvarlak, bu şeyi, topçu küreyi şey yapıyor, birazcık şey yapıyor, normal Freddy şeklini getiriyor. Sonra bunu birazcık yamultuyor falan, korkunç hale getiriyor. Buradan buraya geçerken bazı şeyler atlamış sanırım. Çünkü bayağı dişler falan eklemiş. Bunlar bayağı birazcık daha şey. Hoş, burayı yukarıyı böyle yaptığınızda aşağıyı da aynı şekilde yapmanız da pek şey yapar. Ama ondan sonra göz falan eklemiş. Bunun içinde bir şey var. Bir şey mi var acaba? Her neyse. Burası sonra Nightmare var ama o artık başka bir videonun konusu olacak. Başka gelecek haftaki videoda mı yapalım ya? Onu da yarın yaparım herhalde, yarın gece için. Bilmiyorum. Neyse. Çok güzel bir hikayesi vardı ya. Of. Bir rahbamız şey demişti. Çok dramatik bir sonu var diye. Çok duygusal bir sonu var diye. Cidden çok duygusal bir sonu var. Çünkü bütün oyun boyunca karakteri benimsiyorsunuz. Karakteri koruyorsunuz. En azından benimsemeseniz bile koruduğunuz çok yakın bir kişi oluyor. Bir küçük kardeşiniz veya oğlunuzmuş gibi falan, çocuğunuzmuş gibi falan davranmaya başlıyorsunuz veya çok korumaya çalıştığınız bir arkadaşınız gibi davranıyorsunuz. O yüzden acayip yakınlık duyuyorsunuz karaktere ve sürekli ağlıyor. Hani böyle bir acıma duygusu da duyuyorsun. Bir de acıma duygusu da var içinizde. Böyle olunca karaktere çok bağlanıyorsunuz ve böyle bir son cidden çok güzeldi. Yine zafaplarım, bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu oyunu bu kadar şu anda cidden iyi oynadım. Ben başka hiç kimseyi görmedim. 5. geceyi ve 6. geceyi tek denemede geçebilen. Ya ben görmedim en azından. En azından çıkmadı. Hani bir şeyler yapmışlardır. Birkaç defa denemişlerdir. Neyse. Bu oyunu bu kadar hızlı bir şekilde geçebilmemizin tek nedeni bu videoları sizler için çekmiş olmam. Hani sizlerin bu oyunu birazcık daha iyi bir şekilde fazla geciktirmeden görebilmesini istedim. Fazla takılmak istemedim. Çünkü Five Nights at Freddy's 3'te 3. geceyi hiç geçemiyordum. Cidden hiç geçemiyordum ve en az 3-4 tane video çekmişimdir 3. gece için. Ama hepsini sildim çünkü şey yapmak istemiyorum. Hani sizi sürekli aynı yerde bırakmak istemiyorum. O yüzden farklı videolar attım işte. Slender the Arrival falan attım. Amnesia attım. Ya başka videolar attım. Her neyse. Daha Nightmare var. Ve 8. gece var. 8. gece 20-20-24 tane 20 modu. O modda neredeyse imkansız olarak neredeyse imkansız olması amacıyla tasarlıyor bu Scott Cawthon denen adam. Baktım geçemedim. Şey yapacağım bu arada, evet. Yazdan sonraki canlı yayınlarda Five Nights at Freddy's serisindeki bu 20-20-20-20 modlarını oynamaya çalışacağım. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız veya Five Nights at Freddy's videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Daha fazla Five Nights at videosu görebilmek için abone olabilirsiniz. Bayağı birinci oynadık, ikinci oyundan 3 video çektik. 2 tane gizem videosu çektik. 3 tane arkadaşla beraber de çektik. Yani 2 ve 3'e de devam edeceğim ama daha 4 bitmedi. 4'ü bitmemiz lazım. 4'ün Nightmare modunu oynayacağım. Hoş, 4'ün Nightmare modunu sadece Nightmare adlı yeni animatronini görmek için oynayacağım. Yoksa 7. ve 8. gece hikaye açısından pek bir şey arz etmiyor. 8. gece hiç oynayamayabilirim de. Sadece göstermek amaçlı bir oynarım. O kadar. Ama gelecekler. Çünkü 1. oyunda da oynamam. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.